Merhaba sevgili dostlar. Herkes soruyor ki bu anda nasıl kalacağım, şimdi de nasıl kalacağım, ne yapacağım falan filan diye. Bir kere şimdi bu videoyu izliyorsanız şu anda andasınız. Bak ne kadar kolay. Bu videomuz da bu kadardı. Teşekkür ederim. Hayır tabii ki böyle değil. İstediğiniz bir şeye odaklandığınızda zaten şu anda anı yaşamaktasınız. Eğer şu anda benim anlattıklarımı duyup anlayıp hani onlardan bir anlam çıkarabiliyorsanız şu anda dikkatiniz burada demektir. Ama çoğu zaman dikkatimizi vermemiz gereken şey uzun süre dikkatimizi verememekten muzdaribiz ve bu konuda ne yapacağımızı sağa sola soruyoruz, kestirme çözümler arıyoruz. Halbuki hayatımızda ne yapıyor olursak olalım, yaptığımız her bir işte bu kası kuvvetlendirmenin bir yöntemi var. İlk adımı durmakla başlıyor. Önce mesela şurada bir bardak su var diyelim. Ben bu bardak suyu alacağım ve bu bardak suyu içeceğim. Bunu günde kaç kere yapıyorsunuz? Bir düşünün. Defaatle defaatle yapıyorsunuz. Ama bir kere mesela şu bardağı şuradan almadan önce bardağa bakmak ve bardağın dış görünüşüne makul bir süre dikkat vermek. Burada gerçekten enteresan bak bardakmış böyle bakıyorum bakıyorum hakikaten. Desenleri falan şu anda benim gözüme çarpmaya başladı. Biraz dikkatim sizden dağıldı. Kusura bakmayın. Güzel yapmışlar bardağı. Mesela bu bardağın böyle iki kademeli olduğuna hiç dikkat etmemiştim. Böyle bir kot vermişler değişik bir tasarım. Baktınız sonra bardağa doğru uzanırken elinizin şekline bir dikkat edin. Buna başka türlü uzanabilir miydiniz acaba? Bir ona bakın. Böyle farklı ne yapabilirdim. Şimdi dikkat ederseniz eli boş adamın işinden bahsediyorum. Yani bir boş bir zamana ihtiyacınız var bunu yapabilmek için. O boş zamanı yaratmanın bir bahanesi bir bardak su içme bile. Bunun yöntemlerini düşündünüz. Biraz yerinizin hareketine baksın. Sonra bardağı tuttunuz. Ağzınızı hemen götürmeyin. Şöyle bir ağırlığını tartın. Elinizdeki hissine bakın. Nasıl bir his veriyor falan. Dışarıdan biraz saplık gibi görünebilirsiniz. Aldırmayın. Tek başınıza yapsanız daha iyi olur. Bir bakın şöyle bu bardak nasıl bir şey. Sonra onunla yeterince teşhiki mesaiye girdikten sonra mesela gözünüzü kapatıp onun dokusunu elinizde hissedip şekliniz zihninizde sadece dokunarak oluşturmaya çalışmanın akabinde Mesela diyelim yavaşça ağzınıza götürün. İsterseniz ağzınıza götürmek için yaptığınız kas hareketlerini tek tek hissetmek için şu hareketi böyle defaatle yapabilirsiniz. Bu arada çoluk çocuk sizi seyrediyorsa ciddi endişelenebilir. Tekrar yalnız olmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Ağzınıza götürdüğünüzde ise hafifçe dudaklarınıza değdirerek önce suyun mesela işte bir dudaklarınıza değmesi, ağzınızda dolanması bunların her bir aşamasına tek tek dikkat vermeye niyet ettiğiniz zaman Mesela benim biraz önce yaşadığım gibi bardağın boş olduğunu fark edebilirsiniz. Ben tam su içecektim, içinde su yokmuş mesela. Size böyle anlatırken örneğimin yarım kalacağını fark ettim ama hiç fark etmez. Boş bir bardağı ağzınıza götürürken bile yapacağınız bir egzersizden bahsediyorum. Anda kalmak ne yapıyor olursanız olun o işe kendinizi tam olarak verebilmek için hepimizin her bir alanda sahip olduğu benzersiz bir beceri. Hepimizde her bir şeyi yaparken var. Ama Hayatın hiçbir yerinde uzun süre konsantre olamadığımız, dikkatimizin oraya buraya çekildiği bir dünyada anda kalabilmenin tek formülü nerede olursa olsun anda kalmamızı sağlayan o yegane dikkat devresini arada bir spor salonuna gider gibi böyle pratiklerle eğitmek. Sadece sakız çiğnerken bile ağzınızdaki sakızın nasıl çiğnediğinizi, sakızın dokusuna, size verdiği hisse gibi detaylara çevirdiğinizde ve bir süre orada kalabildiğinizde dikkat devrinizin zamanla çok hızlı güçlendiğini ve bir süre sonra dikkatinizi, odaklanmanızı, anda olanları çok daha uzun süre konsantrasyonla fark edebildiğinizi göreceksiniz. Ve ben ilk defa mindful üzüm yeme, bir bilinçli farkındalıkla üzüm yeme diye bir denemeye katılmıştım. Sonra da sevgili Gülferi ile beraber yaptığımız bir kampta öyle bir kayısı yemiştik. Ne o üzümün ne o kayısının tadını unutabiliyorum. İnanılmazdı çünkü ikisi biri normal üzüm biri normal kayısıydı ama onu şu an farkındalığıyla yemek yaklaşık 15 dakikada çiğnemeye başlayabilmek gerçekten inanılmaz bir deneyim. Hayatınızdaki her şey an farkındalığıyla baktığınızda size farklı gözükecek. Lütfen herhangi bir şey de deneyin. Hatta mümkünse evde küçük bir çocuk varsa onunla her gün ilgilendiğiniz gibi değil de hani işte sorularını falan geçiştiriyoruz ya işte yatsın diye bekliyoruz ya öyle değil de 5 dakika 10 on dakika onu ilk defa keşfediyormuş. Hatta bir uzaylıymışsınız da gördüğünüz tek insan formu oymuş gibi merakla incelemeye başlayın. O çocuğun içinden başka bir şey çıktığını göreceksiniz. Hayat yüksek farkındalıkla bakıldığında çok hızlı biçim değiştiren bir şey. Bunu her yerde deneyebilirsiniz. Lütfen formül aramayın. Gerek yok. Sadece ve sadece bu video bittikten sonra kapatınca ilk ne yapacaksanız rica ediyorum. Hani bunu seyredecek vaktiniz olduysa ona da vaktiniz vardır. Ona 5 dakika ağır çekimde bir dikkat vermeye zaman ayırın. Pişman olmayacaksınız efendim.